Evet değerli izleyenler, biraz önce de söz ettiğim gibi hem Mehmet Aydın'ı konuşacağız. Sorgusu gece saatlerinde başlamıştı biliyorsunuz. Dosyaya da gizlilik kararı geldi ama o gizlilik kararını etrafından meseleyi anlamaya çalışacağız. Ve tabii ki Peker'e nasıl bu belgeler sızdırılıyor? Hatta bu konuyla devam edelim istiyorum. Can Özçelik konuğumuz, Oda TV Yazı İşleri Müdürü. Merhaba Can Özçelik, hoş geldin yayınımıza. Merhaba. Bu konuyla devam edelim dilersen. Hakikaten bu çok kısa bir süre zarfında Peker'e bu tutanak ulaşmış ve kendisi de paylaştı. Esenyurt Belediyesi ile ilgili işte gündeme getirdiği iddialarla isim neydi? Ali Murat Alatepe şubeye giderek, organize şubeye giderek kendisinin yalan söylediği hakkında ifade vermiş Peker hakkında. Kısa sürede de Peker bunu paylaştı. Bu nasıl oluyor? Yani emniyet içinde, savcılık içinde Peker'e yakın isimler mi var? Bu isimlerin korkmadığını da anlıyoruz. Nasıl yorumluyorsun? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Alatepe bunu kendi paylaşmış Twitter adresinden. Öncelikle onu söyleyelim. Alatepe'nin paylaşmasından sonra Sedat Peker bu ifadeyi paylaşıyor. Yani Sedat Peker'e sızdırıp sızdırılmamasının ötesinde önce bu şeyi bir düzeltelim. Çünkü Alatepe kendisi paylaşmış bu ifadeyi. Yani Sedat Peker'den şikayetçi olduğunu ve onunla ilgili bir tweet'i var zaten. O zaman Peker de oradan alıp paylaştı. Ama bunu daha önce de örneklerini görüyoruz. Peker'e bir bilgi gittiğini de biliyoruz. Evet, şimdi şöyle, Peker daha önce de bazı dosyalar okuduğunu, bazı savcı isimleri verdi, bazı dosyalar okuduğunu, elinde çok dosya olduğunu söyledi. Şimdi şöyle, Sedat Peker'e dosya gidip gitmiyor mu, bilgi sızıntısı var mı yok mu tartışması aslında çok doğru bir tartışma değil. Çünkü biz Sedat Peker'in yanında olan insanlar değiliz. Sedat Peker'e Türkiye'de de sızıntı olup olmadığını araştırmak veya o şeyin üzerinde durmak tabii bizim de işimiz değil. O savcılığın, polisin, kolluk görevlilerinin işi. Ama şunu söylemek doğru olur. Sedat Peker bu bilgileri nereden biliyor? Şimdi Sedat Peker bu suç örgütünün tam göbeğinde olan bir kişi aslında. Şimdi bu kadar bilgiyi nasıl biliyor? Aslında şaşırmak bizim açımızdan, yani gazeteciler veya bu konuyu araştıran kişiler açısından şaşırtıcı değil. Çünkü suç şebekesinin içinde yıllarca var olmuş ve bildiklerini anlatıyor. Bu bildiklerini anlatırken de Sedat Peker daha önce yapılan bu suç, yani bu çökmelerin, bu işte yasa dışı işler yapılırken de bazı görüntüler kaydetmiş, bazı belgeler almış, bazı fotoğraflar arşivine almış ve giderken de ya yanında götürmüş veya burada yine kendisine yakın kişiler tarafından zamanı geldikçe iletiliyor. Artık teknoloji çağındayız. Yani bir dosyaya ulaşmak için o dosyayı yanında çuvallarla, bavullarla yanında dosya götürmene gerek yok. İşte WhatsApp üzerinden veya işte diğer iletişim programları üzerinden dünyanın diğer ucundaki bir kişiye bir belgeyi, bir fotoğrafı, bir ses kaydını, bir görüntü kaydını çok rahat ulaştırabilirsiniz. O yüzden burada bizi dar bir noktaya çekip Sedat Peker'e karşı bir sızıntım var. Sedat Peker işte MİT'ten, işte emniyetten, bir savcılıktan birileri belge mi gönderiyor tartışmak aslında olayı da etrafına dolandırmak anlamına geliyor. Biz burada Sedat Peker'in açıkladığı olaylara odaklanmamız lazım. Gazeteciler biz gazeteci olarak odaklanıyoruz. Diyoruz ki bunu iddiaları, Sedat Peker'in iddiaları doğru mu değil mi? Tabii bunu araştırmak da biz gazetecilik refleksiyle yaptığımız işler. Mesela koruma kararlarını biz yayınlamıştık. İçişleri Bakanı çıktı, dedi ki 2015'te ben bunu iptal ettim dedi. Bunun doğru olmadığını ortaya çıkarttık. 2018 ve 2019'da Sedat Peker'e koruma kararı verildiğini, hatta yurt dışına giderken de yaptığı gezilerde de resmi polis korumasının onunla beraber yurt dışına çıktığını belgelemiştik. Yani bu, aslında bunları tartışmamız gerekiyor. Sedat Peker'in anlattığı bu suç örgütünün, yani onun aslında tam ifade suç örgütü, yasa dışı bir iş var. İnsanlara yasa dışı şekilde insanların ellerindeki mallar alınıyor. Veya işte FETÖ borsası kurularak bazı iş adamlarına çöküyor tabirle, yeni tabirle veya Sedat Peker'in söylediği tabirle diyelim. Yani biz bunları tartışmamız gerekiyor. Birazcık da Sedat Peker'e sızdı mı sızdırıldı mı tartışması birazcık tabi oluyor burada. O yüzden bu konuda derinleşmek, bu konuda
değerlendirmeler yapmak lazım, daha doğru. Peki şimdi bir iki aydır zannediyorum bu iddialarla yatıp kalkıyoruz. İşte Sedat Peker'in iddiaları sonuçta evet bir suç örgütü lideri hüküm giymiş. Şu anda da zaten araması var, hakkında arama var. Ama ortaya attığı iddiaların da Türkiye'de, ülkemizde bazı sonuçları da oldu. Ama yargı ayağında bunun olmadığına yönelik eleştiriler de elbette var. Şöyle bir iki ayı göz önüne aldığımızda ortaya ne çıktı sence ve bundan sonra nasıl ilerler? Aslında şu tartışma, yani bugün ortaya çıkan iddialarda ve gerçek olduğu belirlenen iddialarda savcılığın harekete geçmemesi. Şimdi sadece bir Kutlu Adalı cinayeti tartışma. Evet, bağlantımız zayıfladı değerli izleyenler. Tekrardan bağlanacağız. Can Özçelik de aynı zamanda Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı da konuşacağız. Biliyorsunuz kendisi Çiftlik Bank vurgunundan yargılanan sanık Mehmet Aydın. Dün akşam saatlerinde sorgulamasına başlandı, geçildi. Teslim olmuştu Brezilya'dan. Cumartesi günü akşam Türkiye'ye getirildi. Çiftlik Bank vurguncusu. Tekrar bağlantımız kuruldu mu arkadaşlar? Hazır mı? Peki. Tamam. Can Özçelik, tekrar sendeyiz. Bir çok kısa bir kopukluk oldu. Evet, yani şöyle, savcılık sadece Türkiye'de Kutlu Adalı cinayeti üzerine bir tartışma olmuştu. Savcılık da onunla ilgili bir harekete geçti. Onunla ilgili bir soruşturma açıldı burada. Çünkü Sedat Peker'in kardeşinin işte Kıbrıs'a gittiği ve orada Korkut Eken'le bir çalışma yaptı ve daha sonra işlenen cinayetle ilgili açıklamaları vardı. Şimdi Sedat Peker'in iddialarına ilgili savcılıktan harekete geçmesi lazım. Resmen soruşturma başlatılması lazım. Evet, doğru, ama bunu hangi savcı yapacak? Şimdi bu işleri, yani bu iddialara bir savcı soruşturma açtığında hangi kolluk kuvveti, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvveti mi İçişleri Bakanlığı'yla ilgili iddia araştıracak ve soruşturacak? Veya evet, o savcının başına ne gelecek? Veya o savcının başına ne gelecek? Savcı hakkında ne olacak? Savcı hakkında soruşturma mı açılacak? Savcı ardından görevden alınacak mı? Şimdi bu konu, Türkiye'de bağımsız yargıdan bahsediyoruz. Şimdi HSK'ya bakıyoruz. İşte CHP'nin, İYİ Parti'nin ve AKP'nin atadığı HSK üyelerinden bahsediyoruz. Ve ondan sonra bu yargının bağımsız bir şekilde, tarafsız bir şekilde soruşturma yürütmesini bekliyoruz. Biz önce siyasallaşan yargı sistemini düzelteceğiz ki bağımsız ve tarafsız savcılar bu soruşturmaları yürütebilsin. Şimdi bu olmadan şunu söylemek, savcılar göreve çağırıyoruz savcıları, savcılar soruşturma başlasın resen. O savcının güvenliğini sağlayabilecek misin? Soruşturma açan savcının gerçek doğru bir soruşturma yapmasını sağlayabilecek misin? Hayır. Yani bu biraz şova dönüyor. İşte yorumcular çıkıyor, savcılar soruşturma, hukukçular savcılar. Bu tamamen şov. Savcı neyi soruşturma açacak? Hangi kolluk kuvveti, İçişleri Bakanlığı hakkında delil bulabilecek? İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk, polis, İçişleri Bakanlığı'nda delili nasıl bulacak? Yani veya savcılık açtı diyelim, belge istedi, o savcı ertesi gün görevinde kalabilecek mi? Şimdi biz bunları yapmadan tamamen şova dönük, bu önce Türkiye'de siyasallaşan yargıyı, bu sistemi tartışmamız lazım. Sedat Peker doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Savcıların işi. Onlar evet. Bakacaklar, hukuk bakacak. Ama burada ilk başta gömleğin düğmesini en üstte yanlış iliklerseniz, o gömleğin bütün düğmelerini yanlış iliklersiniz. Şimdi bu tam da bahsettiğin hukuk sisteminde yargılanmak istediğini söylemişti. Bu Çiftlik Bank vurgunundan yargılanan Mehmet Aydın, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. Bu dosyaya evet. Bir gizlilik kararı da geldi. Dün akşam sorgulaması başladı ama tabii ki o gizliliği hani ihlal etmeden bu konuyu biraz konuşalım istiyorum. Neden gizlilik gelmiş olabilir? Kendisi neden geldi? Neden şimdi? Arkasında başka kişilerin olabileceği konuşuluyor. Kardeşinin tutuklanmaması, paraları başka bir yerde bırakma ihtimali. Ne diyorsun?
Nasıldır bu konuya bakışın, Mehmet Aydın'a ilişkin yorumun? Yine aynı nokta. Davası açılmış, bugüne kadar hiçbir şekilde gizlilik kararı getirilmemiş dosyaya neden bugün gizlilik kararı getiriliyor? Mehmet Aydın ne söyledi? Mehmet Aydın oradan gelirken nasıl geldi? Şimdi biz Mehmet Aydın'ın ilk günde geldiğinde yaptığımız yorum şuydu. Mehmet Aydın'ın parası bitti veya oradaki suç örgütleri parasını bitirdi ve orada can güvenliği kalmadığı için Türk konsolosluğuna, baş konsolosluğuna gitti, sığındı ve burada buraya hem kendi can güvenliğini sağlamak adına hem de Türkiye'deki yasalarla alakalı yani daha az yatacağını düşünerek falan. Yani şimdi bu hukukçuların işi tabii, ne kadar yatacak, bir yıl sonra mı çıkar, 10 yıl sonra mı çıkar, onu ben bilemem. Hı hı. Bu hukukçuların işi. Hukukçular bunu tanımlar ama hukukçuların görüşmelerde de hukukçuların söylediğine göre en az 20 yıl oranında bir ceza alacağı ve hapishanede kalacağı yönünde ifadeleri var. Hı. Şimdi burada mesele şu. Mehmet Aydın'ın durumu ne ki? 132 bin kişiyi dolandırmış. Niye böyle bir gizlilik kararı getiriliyor? Şimdi şu iddia tam var. Mağdur parasını... bu mu şikayetçi sayısı? Çiftlik mark meselesinde. Evet, şikayetçi sayısı o değil ama ya evet, şikayetçi sayısı da o. 132 bin ama şimdi şöyle bir durum var. 132 bin şikayetçinin bir kısmının şikayetini geri çektiği ifade ediliyor. Bir kısmına parasının evet, ödendiği ifade ediliyor. Şimdi orası da muallak. Bunlar tartışılırken, davası yürürken bir gizlilik kararı getiriliyor. Bir de gizlilik kararının neye getirildiği de belli değil. Şimdi ifade veriyor Mehmet Aydın. Mehmet Aydın'la ilgili ayrıyeten hem kara para aklama hem de dolandırıcılıktan ayrıyeten bir soruşturma yürütüldüğü de söyleniyor. Şimdi Mehmet Aydın'la ilgili kaç soruşturma var? Hangisine gizlilik kararı geldi? O da belli değil. En son şimdi, mali suçlar tarafından sorgulanıyordu. Öyle biliyoruz. Dün akşam başlayan sorgulama. Şimdi biz bu konuyu konuşurken aslında Mehmet Aydın meselesi bence tamamen Sedat Peker'in iddialarının Türkiye'de yarattığı etkinin birazcık daha dindirilmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü birden Mehmet Aydın meselesi ortaya çıktı. Çiftlik Bank tekrar Türkiye'nin gündemine geldi ve Türkiye bunun üzerinden işte sanki Türk polisi veya Türk istihbaratı çok büyük bir operasyonla Mehmet Aydın'ı almış gibi bir izlenim yaratılarak, halbuki öyle değil, Mehmet Aydın'ın kendisi açıklama yaptı, avukatlarıyla anlaşmış, gitti konsolosluğa teslim oldu. Şimdi yayınladığınız görüntülere bakın, sanki yakalanmış Türkiye gibi, büyük bir operasyonla çok büyük işte bir dolandırıcıyı getirmiş gibi bir izlenim yaratılıyor. Böyle bir lanse ediliyor. Bu da doğru değil. Yani Mehmet Aydın kendi isteğiyle teslim oldu, geldi ve Türkiye'deki hukukun da ne kadar, hukuk sisteminde ne kadar açık olduğunu bize gösterdi. Savunmasında da şunu diyor Mehmet Aydın, o gizlilik kararını aşmadan. O gizliliği aşmadan. Tabii, gizlilik kararı verilmeden önceki ifadelerinden bahsederek, yani veya yorumlardan diyelim. Yani burada Mehmet Aydın aslında ben dolandırıcılık yapmadım, ben kişileri kendi istekleriyle benim yarattığım sisteme dahil oldular. Hı hı. Ben onların zorlayarak onlardan para almadım. Aslında ben mağdurum dedi. Evet. Şimdi gene sistemi tartışmak zorunda kalıyoruz. Yine sistemin açığını ve sistemin ne kadar, Türkiye'de yargı sisteminin ne kadar geri olduğunu tartışmak durumunda kalıyoruz. Peki Can Özçelik, teşekkür ediyorum katıldığın ve yorumların için. Sağ olasın.